Hoş geldiniz. Yeni bir dizi incelemesiyle karşınızdayım. İnceleyeceğimiz dizinin ismi Solar Opposites dizisidir. Ben bu diziyle alakalı birkaç not aldım. Bu notlara göre gideceğim. Arkanıza yatsın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. Dizinin oyuncularından başlayalım, gerisini beraber getireceğiz. Dizinin oyuncuları Justin Roiland, Thomas Middleditch, Shane Gamborn, Mary Mack ve Alfred Molina'dır. Dizinin konusu ise şudur. Gezegenlerinden ayrılıp dünyaya da bilinmeyen bir yere yerleşen dört uzaylının hikayesini anlatan bir dizidir. Gerçekten hani güzel bir durum komedisi dizisidir. Ve yani o kadar güzel diyaloglar ve o kadar güzel komedisi olan bir durum komedisi dizisidir ki bu gerçekten hani kendisini izlettirmeyi başarıyor. Ve pür dikkat izletiyor dizi kendisini bu durumda çok iyi. Ben biraz diziden bahsetmek istiyorum size. Dizinin olumlu yönlerine geçmeden önce. Şimdi dizimiz şöyle başlıyor. Dört uzaylı karakterimiz gezegenleri bir göktaşı sayesinde patlıyor. Ve gezegenlerden herkes ayrılırken bu dört karakterimiz de dünyaya geliyor. Dünyada bir yere yerleşiyor. O yerde Amerika. Ve yerleştikleri zaman da hem komşuları hem de o civardaki okul ve bilim alışveriş merkezlerini onları hoş karşılamıyorlar. Hatta okulda Jesse ve Tim'e böyle hem alay edip hem de bir şeyler fırlatıyorlar. Hani buradan gidin diye, hani sizi burada istemiyoruz diye. Hatta öğretmenleri bile onlara ekstradan dersler verip ekstradan çalıştırıyorlar okulda. Hani sırf uzaylı diye. bu durumu da dizi çok güzel anlatıyor. Bir diğer iki karakterimiz Corvo ve Terry. Şöyle onlar da biraz şüpheci karakter. Şöyleler. Hani kendilerinden nefret ettiklerini biliyorlar komşularının. Ama kanıtlayamıyorlar. Onlar da sürekli komşularını gözleyip hani bizden nasıl nefret ediyorlar? Hani kendimizi nasıl sevdirebiliriz diye böyle her bölümde biraz çaba içerisindeler. Ama gerçekten çok iyi bu durumda hani güzel gösteriyorlar diziyi de. Ve yani her bir bölümü de gerçekten hani komedi, hani durum komedisi kokan bir dizi. Gerçekten gözünüzü ayırmadan izlediğiniz zaman yani çok güzel bir dizi oluyor. Ben biraz dizinin olumlu yönlerinden bahsedeceğim şimdi. Dizinin olumlu yönleri animasyonu gayet iyi dizinin. Hani o kadar güzel animasyonu var ki ve yani dizinin diyaloglarıyla beraber bu animasyon çok iyi gösteriyor dizi kendisini. Dizinin komedisi gerçekten çok iyi. Hani yeri geldiğinde inanılmaz güldürüyor. Ve yeri geldiğinde de bu dört karakterin nasıl bir duruma düştüğünü dizi çok güzel gösteriyor. Komedi yoluyla bu güzel bir durum olmuş. Dizinin her bölümü birbirine çok bağlantılı. Bu da dizi izlenebilir kılıyor. Dizinin
iyi bir durum komedisi olduğunu söylemiştim. Ve kendisini de bu noktada çok güzel izletiyor. Ve yani gerçekten her dakikasından izlerken zevk aldım. Bu durumda da hani dizi karşısındakine, hani izleyene, kendisini izlettirene çok büyük bir zevk alıyor. Dizinin hikayesi gayet güzel. Yani her bölümde başka hikayeden gidiyorlar. Ama bu başka hikayede birbirine çok bağlantılı oluyor. Ve her bölümdeki hikaye de birbirine, hani başka da olsa, çok bağlantılı. Bu durumda çok güzel olmuş. Peki bu dizi izlenir mi dersiniz? Kesinlikle. Çünkü iyi bir durum komedisi olmasının yanında iyi bir animasyonu olan dizidir. Gerçekten yani takdire şayan bir dizidir. IMDb'nin bu diziye vermiş olduğu puan 8'dir. Benim bu diziye vermiş olduğum puan da 9'dur. Hatta yani daha fazlasını bile hak eder ama 9 bu dizi için tam yerinde bir puandır. Bugün de böyle bir video olsun. Yarın da güzel bir video gelecek. Bir sonraki dizi incelemesinde hangi diziyi görmek istiyorsanız aşağı yorumunu yazarsanız çok çok güzel olur. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videolarımı destekleyip paylaşırsanız da çok güzel olur. Kendinize iyi bakın.